Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüme en son Vlandia'dan iki tane daha kale almıştık. Sonra 2400 haraca bağlayarak barış yaptık. Şu an Vlandia bize 2400 lira haraç ödüyor. Kuzey ile savaşta Vlandia'nın gücü biz savaşa girdiğimizde 5000 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir güçlerini düşürdük. Şimdilik herhangi birine bir savaş açma gibi bir isteğim yok. Birisi bize açabilir belki. Şimdilik dediğim gibi savaşta değiliz. Bir tane Batanyalı birini bulursam şurada kaleyi de vereceğim ona. Ne oluyor lan burada? Oo, Kuzey Vlandia'nın ordusu şunlar şunu yakalar yalnız. Durdurayım mı lan? Puşluğuna. Gerçi gerek yok, o hızlı koşan yüzlük biri var bak o. Allah aşkına. Allah aşkına bir dursana. Lan gitti öbürü ya. Tüh ya. Tam yakalatacaktım da. Ya ben yakalarım da. Ben konuşsam diğerleri hareket etmeyecek ki. Ordu lideriyle konuş desem. Öbürü hareket etmez orada. Neyse yapacak bir şey yok. Bu 330'luk ordu ona yetişemeyecek bu arada. Bu da kalesine mi kaçıyor? Nereye kaçıyor? Ah, Sargot'taki asiler Kalodok'a ayaklanmış. Ya orası senin toprağın değil ki oğlum. Onun topraklarının bir kısmı da bende gerçi. Bak keşke oyuna şey ekleseler. Atıyorum şimdi bu iki ordu savaşa girdi diyelim. Ben de gidip izleyebilsem keşke savaş. Çok iyi olur ha. Böyle şey modunda. Hani savaşta ölünce böyle WASD ile kamerayı kontrol edip gezebiliyoruz ya. O şekilde böyle savaşı izlesem efsane olur. Savaştan herhangi bir askeri vesaire bir şeyi kontrol etmeyeceğiz. Sadece izleyeceğiz. Çok zevkli olurdu bence gene. Yani düşünsene kale savaşını böyle bayağı sinematik bir şekilde izlerdin. -717. Çok eksi de değilim gibi. 1400 yazıyor ama. Kaleyi versem kurtulur muyum? Bence kurtulur. Gerçi eksi biraz daha haraca bağlasam eksiği kurtarırız. Çok da bir eksi yemiyoruz aslında. Tekrar savaşa gidince zaten hızlı toparlarız kendimizi. Şimdi en son ben acemi şey almıştım. Acemi de değil, bayağı köylü almıştım. Sturgia acemileri. Bunları geliştirip mızrakçı yapacağız. İnşallah. Şimdi birine savaş açısım var benim de. Kime geldi evlilik teklifi? Bir ulaktan Tamerea'dan Fatih'e evlilik teklifi gelmiş. Tamerea bakalım. Sen misin ablacığım? Bunun da hiçbir özelliği yok ki. İmparatorluktan. Lady'ymiş mesleği. Kuzey İmparatorluğu soylusu diyor. Yok ya, bir savaşçı birini bulup ben mi evlendirsem acaba çocuğu? Kız kardeşim zaten evlenmeyeceğim. Evlendirmeyeceğim gitmesin diye. Kahramanlara bir gel bakalım. Şimdi kadın olsun. Canlı mümkünse tabi. Bekar. Lord Lady diyelim. Ya da lider diyelim. Nasıl bir kişi kalabilir ya? Nasıl ya? Oğlum Ragea şeyin şeyi değil mi? Şeyin şeyi yalnız. 50 yaşında kadın, dur bakayım. Lord Lady diyelim. Kendi klanlarımdan birileriyle evlendirmem. Şöyle tuttuğunu koparan savaşçı bir kadın yok mu ya? Mesela Sturgia'dan birisi. Ya fark etmez aslında neresi olduğu da. Nord neresi lan? Nord var, Darsh var, Vaken var. Bunlar paralı askerlerin şeyi mi acaba? Sturgia'dan mesela şuradan. Talya, bu da şey, Lady. Bana savaşçı lazım. 32 yaşında falan zaten bu. Bunlar çok yaşlı. 29 yaşında bak. Tam bir savaşçı olabilir belki. Fatih ya 19'dur ya 18'dir ya da 20'dir. Bak bu da savaşçı, 25 yaşında. Bu da olabilir. Başka var mı? Bunların çoğu savaşçı. Bak 19 yaşında. Aha, bununla evlendireyim direkt. Kim? Nerede bu? Sibir'deymiş en son. Brynja. Benim şey nerede? Dur bakayım.
Kardeşim kaç yaşında Fatih? Kaç yaşında sen? 19 yaşında. Tamam. Bunun becerisi de yok. Tamam. Neydi lan kızın adı? Birinya. Birinya Sibir'deymiş en son. Birinya'yla değil de Birinya'nın babasıyla konuşup şey yapmak lazım o işi. Dur. Birinya'nın babası kim? Senin baban kim? Suriyalılardan Birinya. Kızı tutsak almışlar lan. Kuzeyitler tutsak almış kızı. Neyse tutsak almaları değil de bunun ailesi yok mu oğlum bu kızın? Birin ya. Bu klanda yaşıyormuş bu. Heh, senin baban kim şimdi? Vidar mı senin baban? Semir mi? Lan bu ne biçim aile lan? Bu mu senin baban? Yok bu değil. O zaman bu dedesi mi? 60 yaşında diyor. O zaman Simir'dir bunun babası. Ya kıza tıklayıp babasını öğrenmek daha... Ama kıza tıklayınca babasını göstermiyor. Esir olduğundan galiba göstermiyor. Sen misin Birinya'nın babası? Bunun babası Ragam atmış lan. Oğlum Birinya piç mi? Ben anlamadım ki. Oğlum harbiden piç galiba kız. Oğlum piç derken hakaret olarak değil. Şimdi piçin anlamını bilmeyenler varsa şimdi. Şey yapmayın bana. Yani anası babası belli olmayan. Piç. Galiba harbiden Birinya piç ya. Evlat edinmişler diyeyim. Piç diyeyim, demeyeyim de hadi. Eşi bu. İki çocuğu var. Kadın bir daha hamile. Aa oğlum benim çocuğum yok. Aa. Dur bir saniye. Benim çocuğum yok. Benim hanımı birliğimi alıp aa hanımı birliğe nasıl alacağım ki? Hanımı ordumu alıp anca öyle belli bir süre beklemem lazım çocuk yapmak için. Gerçi hanım da ordu yönetiyor anasını satayım şimdi hamile hamile. Birinya ile nasıl evlendireceğim ben çocuğu? Neyse Birinya'yı eledik o zaman. Geri dön bakayım bir. Birinya olmadı. Belina var 25 yaşında bunu salla. 25 yaşında bir tane savaşçı vardı. 20 yaşında ha. Sen de mi piçsin ya? Ben anlamadım ki ya. Bunu da annesi babası yazmıyor. Gerçi hiç kimsenin yazmıyor. Daha önce tanış bak bazılarının yaz bunun yazıyor mesela Teta. Arkadaşları falan bilgimiz var. Bunun bir de kız kardeşi varmış. 28 yaşında. Niye Sturgia'dan bakıyoruz? Yakında Vilandia var. Vilandia'dan bakalım. Vilandia'da da amma kız varmış ha. Yok senin özelliklerin iyi değil. Bana savaş... Ha 32 yaşında ama çok yaşlı. Ben onu daha önce esir almışımdır zaten kesin. Eksi bir ilişkim olduğuna göre. Yaş sıralaması yok muydu lan burada? Yaşa göre bir sıralar mısın? Heh. Mesela 20 yaşında biri var. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bunlarda da savaşçı yok ki ya. Tamam, Sturgia'dan bakalım. 21 yaşındaki kim? Birinya'yı kimden isteyeceğiz Birinya'yı? Birinya'nın babası belli ki. Ya muhtemelen klanda ya. Klanda olduğu için acaba neydi lan bunu klanın adı? Hundar bir şey bir şey. Hundaroving. Şimdi bu klanın reisi kim? Lideri Ragamvat. O zaman ben Ragamvat'a gidiyorum şey yapıyorum. Ragamvat nerede? Ragamvat'ı bulalım. Neredesin lan? Burada görülmüş en son. Orası nerede? Anasının gözünde. Yok lan şurada pardon ben Sibir'e bakıyormuşum. Tamam yakın o zaman buraya. Ben şöyle bir ilerleyeyim. Fatih'i bir evlendirelim ya. Gelmişken ben şu Varçek'e de bir bakayım da. Oradan gelip girmiştir belki şimdi. Kaleye bir gidelim. Ya burada değil. Gene ben bir adamı kontrol edeyim. Nerede de. En son bugün burada gözüktüyse buradadır o zaman hala.
Sağa sola ışınlanmak gibi huyları yoksa. Reis herhalde savaştan uzakta yorulmuş. Gelmiş buraya oturuyor burada. Reis selamünaleyküm. Konuşalım bakalım. Selamünaleyküm. Yüzüm bana tanıdık gelmiyor. İsmin ne yabancı diyor. Ben Cappar Reis. Konuşmak istediğim bir şey var. Evlilik yoluyla ailelerimiz arasında. Fatih yalnız çocuğun adı. Ben Fatih diye okuyorum. Olsun, Fatih deyince daha iyi olur. Fatih ile evlilik. Vallahi için. Vallahi kim? Ah sen evde kalmış kızı bana kakalıyorsun ama. Ben savaşçı var senin bir tane. Onu istiyorum ben ya. Ama o piç diye evlenilmiyor mu? İlla acaba kıza mı gidip söylemek lazım? Olmaz aga öyle. Öyle olmaz. Şey de yok ki. Başka kız da yok ki. Yok bu olmaz ya. Yok reis ben gidiyorum sen. Boşuna geldik. Aseray'dan biriyle de evlendirebilirim. Buraya kadar geldik de neyse. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Eksi 2000 yedik. Olur öyle, olur öyle. Ben bir şehirlerime, kalelerime bakayım. Neyse evlilik teklifi geldiği zaman çocuğa sürekli evlilik teklifi geliyor zaten. Evlilik teklifi geldiği zaman şey yaparız, bakarız. Uygun bir adaysa. Abime hiç bakmadan evlendirdim gerçi. Onun hanımı da hiç savaşçı değildi. Savaşçı özelliği hiç yoktu kadının. En son savaşta hatırladım. Baya bütün süvarilerin arasına girmiş kapışıyordu orada. 3-5 kişiyi indirdi. Yaralanmadan önce. Böyle bir şehirlerimize, kalemize bir bakalım. Şimdi para var mı? İyi kötü para var. 6000. Ben bir 10K daha atayım şimdilik buraya. Sadakati 70 buranın. Sıkıntısı yok. Şimdi buradan aşağıdaki şehrimize gidelim bir. Bir de buraya bakalım. Dur han değil lan. Kenti yönet. 14K para var burada. Su kemeri yapılıyor. Şu su kemerini iptal mi edecek ya? Refah artınca şey oluyor. Şimdi ben bunu iptal ediyorum. Tahıl ambarını yap. Tahıl ambarından sonra panayır alanını sonra da şey yapsın. Kalemiz ne durumda? Kalemize de bir bakalım. Garnizona bir bakayım. Buraya kesin köylüleri getirdiler diyecektim. Evet getirmişler. Neyse bizim zamanında bıraktığımız az bir şey asker var burada. Kale ne durumda? 16.500 rezerv şey var, rezerv var. Atölye yapıyor. İnşaaya bonus diyor. Sen şunu da bir iptal et. Ben garnizon ücretlerini bir azalt bakayım ilk önce. Sadakat artı 1'de bak şeye rağmen. Buraya birini bulup hemen vermek istiyorum ya. Çok uğraşasım yok burayla. Böyle şehirlerde gezelim bakalım. Bu imparatorluktan. Dur bakayım şu şeyi bir aç. Ana sayfaya gel. Kahramanlardan canlı bilmem ne. Sturge'yi kapat. Dur Batanya değil. Asera'ya bir bakacağım. 20 yaşında bir kişi var zaten. Bu da böyle hanım hanımcık bir kız. Bir de savaşçı lazım. Lord Lady diyor. Lidere çeksem lider yok ki. Soylu dersem ne olur? Bunu da soylu olarak sayıyor. Biz gene Lord Lady seçili olsun şurada da. Tamam Asera'yı iptal et. İmparatorluktan bakalım. ...18 yaşında özelliklere bak. Bu olur. Bu olur. Nerede bu? Jalmaris'te görünür. Senin ailen dur bakayım. Sen... ...şey değilsin değil mi? Senin annen baban var.
Oğlum bunun da anne babası yok galiba kızın. Şu muydu kız? Bunun da anne babası yok galiba. Ama bunların klanında. Klan lideri kim bu? Neredesin? Lagetta'dasın. İşarette bakayım. Lagetta'ya bir gidelim. İyi dibimiz de çok da uzakta değilmiş. Kesin gene o kızı vermeyecek. O kendi kızı falan varsa onu önerecek bana da. Oğlum şu orada falan değil değil mi adam? Ben direkt Lagetta'ya... Gerçi o Vlandia'ymış, pardon. Lagetta'ya bir gidelim bakalım. İki tane sığınak buldum lan, gider ayak. İçeride gibi. Bir klan var içeride ama. Ben adamın adını unuttum gelene kadar, anasını satayım. Dur, adamın adı neydi? Krotor. Krotor değil mi adamın adı? Krotor. Neredesin? Lagetta içinde görüldü diyor. Hani? Kaleye git bakayım. Krotor burada değil. Krotor çıkmış. Allah bilir nereye gitti şimdi. Burası yağmalanmış. Nerede lan bu adam? Lagetta'da değil kardeşim işte. Lagetta içinde görüldü. En son bugün. Oğlum. Adamın adı farklı bir şey mi? Krotor diyor. Yok böyle bir adam burada. Meritor'la bir konuşayım. Bu da benziyor ismi. Yok. Bu adam burada değil. Kim bilir nerede? Şimdi bu kim? Altenos. Sen bir lorda benziyorsun. Kime niyet, kime kısmet. Ben şimdi bir konuşayım bakayım. Belki kızı falan vardır. Bir bakalım. Biraz böyle görücü usulü gibi oluyor ama. Neye bastım lan ben? Benim fare sıkıntılı. Bazen iki kere tıklıyor. Yok. Bunun da kızımızı yok. Oğlum bu adam Lagetta'da değil bak. En son orada görüldü diyor bana hala da. Bu adam Lagetta'da değil kardeşim. Adam yoktan var oldu anasını satayım. Dayı selamünaleyküm. Evlilik yoluyla ailelerimiz arasında ittifak. Fatih kim veriyor? Bak başkasını... Oo kabul. Direkt kabul. 27 yaşında diyor hiçbir şey olmaz direkt kabul. Bu da bekarmış zaten. Çok güzel. Ne kadar istiyorsun? 32 bin lira. Para değil lan. Al. Şimdi Fatih ile çocuk yapsınlar diye kızı birliğime çağıracağım. Dur şuradan. Aileden ne kızın adı şu. Müsait diye yeniden toplanıyor diyor. Ne yapıyor? Gelinliğini falan mı çıkartıyor? Bizim çocuğun boy kısa bir tık. Yapacak bir şey yok. Genetik. Karakteri kısa yaptık. Neyse hadi bakalım. İnşallah boy boy çocuklarınız olur. Bir dakika lan. Bunun çocuğu benim neyim olacak şimdi? Bu benim kardeşim. Amcalar olacağım ben. Yeğenlerim. Tamam yeter. Kapa şunu. Kız toplandı mı? Yeniden toplanıyor diyor hala. Dur şimdi gelini çıkarıp zırhı giyecek. Neyse tamam zırhı falan da sağlam. Direkt birliğimi alayım şey yapsın. Ben şimdi bir hanımla ben bir çocuk yapayım dur. Hanım nerede? Bir günlük mesafede diyor. Ben şöyle bizim topraklara doğru ilerleyeyim. Hanım da bana doğru gelsin. Ben hanımla şöyle şehirde birkaç gün bir takılayım da biz bir çocuk yapalım. Hiç fırsatımız olmadı çünkü. Şehre bir gidelim. Biraz yatacağız burada ama. Çocuk yapalım. Bu arada dur bakayım. Kızı şimdi çağırabiliyor muyuz? Hala yeniden toplanıyor diyor. Neyse. Toplansın bakalım. Yalnız ne tüccar gelip gidiyor lan buraya. Tüccar mı lordlar mı bir şeyler alıp satıyor artık bilmiyorum da. Cayır cayır bir şeyler alınıp satılıyor burada. 5000 refahı var. Artı 4'te bir de hala artıyor.
Heh. Tamam. Çıkış dedik. Hanımı oradan atabilirim artık. Tahta orada. Tahta. Tamam. Tamam, bir tane varisim olsa yeter zaten bana ya. Serinin o kadar uzayacağını zannetmiyorum. Benim karakter ölmez de. Şu kızı çağırabiliyorum. Oğlum bu kız ne yeniden toplanıyor bu ya? Düğünden aldığı takılarla şimdi kendine şey mi yaptırıyor acaba? Yeni zırh falan mı yaptırıyor? Yeniden toplanıyor yazıyor bir saattir orada. Gelişecek asker var mı? Yok. Bizim savaşa girmemiz lazım yalnız bak ben söyleyeyim. Şimdi Vilandia'dan haraç alıyoruz zaten. Vilandia'ya dalmak gibi bir niyetim yok. Ben Batanya'ya bir girebilirim ya. Haraca bağlamak için sırf. Toprak alacağımdan değil. Ki bunun toprakları bana çok uzak kalıyor zaten. Yalnız bunların gücü artıyor bak. Bunlar bize dalmasın. Gerçi kuzeyle barışacak da bu bana dalacak da o. Ben Batanya'ya dalsam mı acaba? Herkese sıfır destek bir de. Bizimkiler hiç savaşmaya meyilli değil yani şu an. Hepsi el ensesinde. Oturuyor. Şu acemiler de bir gelişirse içim daha da rahat edecek. Zaten çoğu askerim son seviye. Bak Druz'un ilk şampiyonu var 19 tane. Aslanlarım benim. Bunlar çok sağlam adamlar. Benim Aseray atlarının hepsi ölmüş galiba lan. Dur bakayım var mı Aseray'dan kalan atlı? Harbiden yok lan. Bütün Aseray şeyleri ölmüş. Aseray askeri var mı genel olarak oğlum? Kıdemli Aseray piyadesiyle okçu kalmış. 6 okçu 10 şey var. Aa önce Aseray süvarisi buradaymış lan görmemişim. 9 tane. Tamam 617k 2000 küsür. Diplomasiden. Batanya'ya girme zamanı. Ben hemen bizimkileri bir yanıma çağırayım. Gelin bakayım ikiniz. İkisi de yakınmış zaten bana. Gidelim biraz düşman keselim. Aa aslında dibimizde şehir var. Şurayı almaya çalışsam mı acaba? Şurayı kuşatsam birisi gelir mi acaba? Dur bakayım lan. Ne kadar şey var burada? 763 kişi mi? 2 kişi var. Açlıktan öldürürüz biz burayı. Açlıktan öldürürüz de sonra biz tekrar aldığımız zaman sıkıntı çıkabilir. Ben toprak almak için savaş açmadım. Araca bağlamak için. Yani sürekli gelir olsun diye savaş açtım. Gel bakayım. Bak bizim kız hemen orada bir... Bak baba bak. Nasıl hemen şey yapıyorlar. Köyleri yağmalıyorlar. Bir de defansifiz ha. Yersen. Neyse burada köyü yağmalayacağız derken esir düşmeyin de. Ben başka bir şey istemiyorum. Öbürü de gelmiş burayı şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Köylü. Yazık lan adam. Köyünün önünde bekliyor. Köyü yağmalıyor bunlar. Oğlum normalde ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Defansif dengeliymiş. Defansife çekeyim ben bunu. Defansifteyken köy yağmalanmıyor diye hatırlıyorum. Bak Vilandia'ya karşı defansiftik gene bunlar köy yağmalıyor. Yalnız bu bizim kızı döver ha. Ama sen direkt öyle üstüme koşarsan ben dalarım. Oğlum kız nasıl kaçtı lan? Kaçtı mı bizden birisi mi esir aldı? Benim hanım almış. Tamam hanım da dursun şimdilik. Bunun başına bir şey gelmez herhalde burada. 63'lük bekliyor orada. Aa dalamadım bunlar 63-64. Demek ki askerleri sağlam ha. Çok öyle köylü değil demek ki. Ali'ye evlilik teklif. Git buradan. Oo bak işte bak. Görmesem
Görmezsen bizim çocuğu burada ham yapacaklar bak, görüyor musun? Benim hanım gördüğü herkesi esir alıyor herhalde ya. Ya da kaçtım bunlar. Ya da diğer kız esir aldı. Neyse. Onu galiba dövdüler orada ya. Ona bir şey oldu gibi de. Ama sen kaşınıyorsun, sen de anasını satayım. 28 kişi hala burada şey yapıyorsun ya. Köyü yağmalayacağım diye uğraşıyorsun. Ha, ne oldu? Gördünüz tabii 500 orduyu. Hadi dal şimdi. Ama bu harbi kaşınıyor ya. 18 kişi kaldı, hala köyü yağmalayacağım diyor şu ara. Biri yakalayıp dövecek şimdi bak. Görüyor musun? Ben uzaklaşır uzaklaşmaz direkt gidip yapışıyorlar. Esir alındın yani, olacak olan belliydi zaten. Aa, askermiş onlar. Pardon, dur bir resetlesene burayı. Oğlum sen bu kadar adam nereden esir aldın lan? Neyse, işime gelir. Druznik var, ver bir tane. Şampiyon ver. Batanya atlısı diyor 5 tane. Yerim yok ki. Bir de şimdi bir kardeşimin hanımı gelecek. Yerimiz yok ki, bak güzel askerler gene boşa gitti ya. Bir tane cidacı ver madem. Şey kasmaya çalışıyoruz. Tutsakları ver. Ben de diyorum tutsak kapasitem boşluk var hala, niye tıkladığımda bütün askerleri almadım. Şu şeyler gelişti mi ya, bizim köylüler vardı. Köylüler gelişti mi? Ah ya, şunları atsaydım keşke bak. Dandikleri. Neyse. Geçti artık. Tamam, kız da gittiğine göre buradan, ben buradan gidiyorum artık. Uzayalım şöyle ufak ufak. Gel lan. Aslında şu şehri kuşatsam bir ordu toplayıp gelirler mi? Benim derdim şunları şöyle güzelce bir döveyim. Ama bak, benim köyümlerimi yağmalamaya başlarsan sizi çizerim. Tut oğlum şunu. 91'lik. Aha, ordu topla. Elleme elleme. Toplasın, ordu toplasın. Ordu toplasın daha iyi. Gelsin şöyle 600-700 kişiyi birden keselim. 6-7 lordu birden indirelim, daha rahat olur. Nasıl satayım tutsaklara baksana ya. Böyle bir tutsak şey mi var ya? Bir sürü tutsak var. At şunu. bin dinar tutsak mı olurmuş be? Hanımda tutsak yok. Bunda bir tane tutsak var. Sen onu bana bir ver bakayım. Sendeki o tutsak lord belli. Sen şunu bana ver, ben onu şu içeriye koyayım. Kalede dursun, daha güvenli. Şu köylere girip çıksam bunlar asker alır mı? Gerçi pek asker kaybetti gider gibi de durmuyor ama. Eksi 4000 lan, neyden yedim lan ben eksi 4000? Günlük altın değişim nasıl eksi 4000 ya? O ordu toplayan nereye gitti lan? Batanya'yla kim savaşta bu arada benim dışımda? Batı savaşta. Oğlum bunlar bir şehir daha almış ha. Peki barış yapsak benden haraç isterler kesin, evet. Haraç vermem, öyle bir şey yok da. Gel bakayım sen. Şuradan o ordu az önce şuradan bir yere gitti de ne tarafa gitti acaba? Adam ordu şeyini başlatıp gitmişti bir tarafa doğru. Ha, burada duruyor daha 250 kişi. Lan ne yapıyorsunuz köyün orada? Gel bakayım bir. Ya da toplanmalarını mı beklesem? Oğlum çok lord geziyor yalnız. Bunlar toplanırlarsa beni üzebilirler. Peki ben buna yetişebilir miyim? Ben buna yetişemem lan.
Yetişir miyim? Yetişeceğim gibi. Neyse saldım. Toplan da öyle gel hadi. Kalabalık gel. Normalde dalacaktım direkt de. Sturgeyla da şey savaştaydı galiba bilen diye. Öyle miydi? Dur bakayım. Oo şu Sturge ordusu öldü. Alabilir Sturge belli olma. Gerçi alamaz lan. Kaçmaya çalışıyor da. Ölecek muhtemelen. Hadi oğlum ordu topluyorsunuz 200-300 kişi. Bir toplanın gelin benim kaleye maleye dalın. Benim düşük şeyli kalelerim var. Garnizonlu. Özellikle yeni kalemin içinde asker bile olmayabilir doğru düzgün. Birliklerden bakacak olursak 94 şey var. Garnizon. Şurayı kuşatsam başıma toplanır hepsi de. Kuşatayım mı lan? Kaladok geçiyor 152 kişi. Reis ne yaptın? Yok aga çok yavaşız ya. Biz yavaş değiliz, bunlar hızlı gibi. Dur bakayım. 3.7 hız ne lan? Ben biraz yük beygiri falan filan bir şeyler bırakalım ya. Her şey ordudayız. Onun da etkisi vardır hıza illaki. Aha! Batanya herkese barış yapmış. Kesin bana gelecek bu dalmaya. Net gelir bu bana dalmaya. Herkese barış yapmış. Bir tek benle savaşta şu an. E tamam biz bekleyelim o zaman. O orduyla gelsin. Biz ordularını keseriz sonra. Bütünlük basalım. Ha çok güzel. Nereye gidiyorsun? Peki senin askerlerin nasıl acaba? Bak ben seni şu vadide kıstırırsam çok güzel öperim. Düzlük bir arazi gibi. Kaç kişi geldiniz? 5 kişi gelmiş. Hoş geldin. Benden kaçtığını... Oo, oh, bu baya köylü bunlar ya. Dalalım bakalım. Yani bana baya köylülermiş gibi geldi. Ama emin değilim. Bak bu sıkıntı oldu biraz. Ormanlık arazi hiç sevmem. O şurada bir düzlük var da burası benim alanımın dışı galiba. Şurada bir beyaz çizgi var. Buraya asker çekebiliyor muyum? Aa çektiriyormuş lan. E niye burada beyaz çizgi var yerde? Ya, o haritanın sıkıntısı tamam. Ben buraya kadar çekebiliyor muyum adamları? Şurada boşluk var da. Haritanın ucu burası muhtemelen. Neyse herkes bir gelsin bakayım şöyle. Şu okçu grubunu da şey yönetsin. Alya. Onun da güzel sancak var. 110 tane atlı var şimdi. Kalkan duvara şöyle gel açıl. Bu nasıl kalkan duvar oğlum? Yani çok adam olduğu için. Tamam. Hazırız. Atları var mı? Yani atlı denirse bir şeyler var. Gelin bakalım. Burada 32'lik bir atlı grubu gördüm yanda. Bu taraftan atlı okçular geliyor. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Direkt hücumlasak bile bunların içinden geçeriz zaten de. Hücumlamayacağım. 32 tane mızraklı niye ay onlar muhtemelen atlı. Görsel şey olmuş, sıkıntı olmuş orada. Biz 110 kişi değil miydik oğlum? Ha, bir tane sancak taşıyor ya, onu şey sayıyor, tamam. Ne tarafta kalıyor lan bunlar? Sömsüvarı nerede? Sömsüvarı geliyor. Diğer şeyler de arkamızdan geliyor atlı okçular. Benim atlar niye gelemedi bir saattir ya?
Oradan şu düşman süvarisine gireceğiz de şuradan hücum versem nereye gideceğiniz? Tamam direkt döndüler valla. Düşman süvarisine değil mi oğlum? Şş, aman diyeyim ha. Kadilerin arasına atlamayın orada 300 adam var. Süvarilere gidiyorlardır herhalde ya. Aynen önde süvariler var zaten. Siz bana yakın kalın ne olur ne olmaz. Çok uzaklaşmayın. Gelin benden. Oo burası da alanın dışıymış lan. Alandan çıkacağız şimdi. Kötü oldu. Piyade bir hücumlasın. Bana bir şey verirseniz yalnız ben bir çıkayım şuradan ya. Oğlum. Sıçtık kötü oldu. Şuradan ilerlememiz lazım ama. Ekip. Kötü sıkıştık burada hoş olmadı. Hücum vereceğim mecbur. Mecbur hücum vereceğim bizim adamlar şuradan çıksın. Arkadan da okçular sıkıyor bize. Hoş olmadı. Kötü oldu. Bayağı kötü oldu. Çok atlı kaybedeceğim şimdi gereksiz yere. Neyse. Ne süvar benimle bir gelsenize. Belki çıkarız buradan. Çok fazla piyadenin arasına girmeyelim. Hazır fırsatımız varken biz şuradan çıkalım. Bizim piyade gelsin. İyi koydu adam helal olsun. Bir çıkarsak oradan. Çıktık mı? Yani çıktık gibi. Böyle benimle bir yandan gelin. Açıklığa bir gelin bakayım. Tamam oradan bizi vuramazlar zaten. 7 tane atlı okçu benim canımı sıkıyor ama bak. Gerçi onlar bizim piyadeye mi gidiyor? Yo bize geliyorlar. Ama siz bak kaşınıyorsunuz benim canımı sıkmayın. Keserim götürüldü. Gelin bakayım şöyle. Bizim piyadeyi bekliyorum. Piyade bir gelsin de. Okçular gene öne geçti tabii bir tık. Bir tık değil bayağı bir tık. Bir yandan hücum vereceğim de. Düşmanın atlarını indirmişiz bu arada komple. Bizim okçular şu 7 tane atlı okçuyu indirir bence. 89 tane adam. İndiriyorlar. Bayağı indiriyorlar şu an. Evet. Hepsini indirdiler galiba lan. Bir kişi kalmış. O da ölür şimdi. Hadi oğlum bir tane adamı da vurursunuz ya bir saattir. Bütün kardeşlerim falan hepsi yaralandı bu arada. Onlar şimdi hücum emri verdim ya okçu ve şeye. Onlar atlı olduğu için direkt koşa koşa gittiler en önde. Güzel piyade biraz yaklaşmış oldu ama okçuya iyi oldu. Şuradan dalacağız da birazdan. Bizim adamlar iyice bir yaklaşsın. Şu bak tam şu an tam baktığım yerde bak okun gösterdiği ağaç var. O ağacın hizasına gelsinler saldıracağım. Koş. Anca gideriz zaten biz oraya. Biri benim omzuma bıçak fırlatmış lan. Omzumda bıçak duruyor.
Şimdi yandan bir gireceğiz şimdi şuraya. İzle. Ama süper mal gibi 95 kişi bir tane adamı da kovalamazsınız oğlum ya. Tamam, hepsi adamı kovalamamış. Tamam. Çok güzel girdik yandan. Lan ne atıyorsun lan oradan? Zaten omzumda bıçak var. Bir de oradan bir şey fırlatıyor hala bana. Balta atacağım diye uğraşıyorum galiba. Ulan kaçtı ya. Şunu tut, şunu tut bari lan. Lan vursam öldüydü o da, neyse. Kaçan kaçtı artık, yapacak bir şey yok. 29 öldü, çok değil. Otoda salsam daha çok ölebilirdi belki, bilmiyorum. Asker olarak şunun kalkanı var mıydı? Bu orakçının kalkanı yok, o zaman almıyorum. Kalkanı olsa alırdım da almayacağım. Tutsakları ver. Şimdi Batanya'nın tek odağı biz olduğumuz için Batanya full gelip gelip sürekli ordu kurup bize saldıracak. Daha iyi işime gelir, ben hedeflediğimi başarırım. Batanya'yı da haraca bağlarım yani. 3800 haraç ödeyerek diyor, çünkü bir tek bizimle savaşta. Ama ben bunu haraç ödetirim. Şimdiden 7 tutsağımız var. Bu 20-30 olduğu zaman Finlandiya gibi parasını öder. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.